Merhabalar sevgili öğrenciler. Hepiniz İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dördüncü ünitemiz olan On The Phone ünitesine, ünite kelimelerine ve konu anlatımına bakacağız. Öncelikle kanalımız yeni açılmasına rağmen hızla büyüyor. Kanalımıza vermiş olduğunuz destekler için, attığınız güzel yorumlar için teşekkür ediyoruz. Hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız da varsa bu videoyu izledikten sonra videomuzu beğendilerse şayet kanalımıza abone olabilirler. Şimdi ünitemize başlıyoruz sevgili öğrenciler. İlk 3 üniteden sonra dördüncü ünitemize geçiyoruz. On the Phone ünitesini. 4 ve 5. üniteler sizlerin de fark ettiği gibi biraz daha ilk 3 üniteye göre zor, detay olan üniteler. Ama hiç korkmayın. Bunu birlikte halledeceğiz. Detay olmasının sebebi de biraz daha konu anlatımı yönünden çeşitliliğin çok olması ve yani zorluk düzeyi düşük ama çeşitliliği çok kelime yönünden de fazla kelimelerin olması ama dördüncü üniteyi iyi anlayan bir öğrencinin 5. ünitede zorluk çekeceğini sanmıyorum. Çünkü 4. ünite 5. ünitenin bir alt ünitesi gibi duruyor, içinde gibi duruyor. Şimdi ünite kelimelerimize bakalım. Ben ünitede önemli gördüğüm bazı kelimeleri sizler için hazırladım. Full listesine ulaşmak isteyen arkadaşlar aşağıda linki vereceğim bu videonun altına. İngilizce Kampüs kanalından ücretsiz bir şekilde tam liste indirebilir. Message note, mesaj notu, eş anlamlı kelimeleri, short note, memo. Bunlar biliyorsunuz e, anneleriniz mesela buzdolabına, e, buzdolabının üstüne böyle küçük notlar yapıştırıyor. Anımsatıcılar koyuyor. Öyle düşünün. Text de message, mesaj yazmak, bildiğiniz SMS. SMS ile ilgili, text de message ile ilgili önemli e, ipuçlarım var. Onu da konu anlatım bölümünde anlatacağım sizlere. Use kullanmak, Keep in touch. İrtibatta olmak, irtibat kurmak, ünitenin en temel kelimelerinden biri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Conversation, konuşma, diyalog. pigeon, güvercin, smoke signals, duman, duman işareti, bunlar Communication'ın old way, eski yolları olarak görülüyor. Old way kelimesini gördüğünüz zaman bu ikiliye yönelebilirsiniz. Güvercin ve duman işareti. Hang on, hold on. Wait, beklemek. Bunlar konuşma da telefonla konuşma anında. Hold on a moment, hang on a moment, wait a minute, bir dakika bekle, bir saniye bekle gibi kalıplar olarak kullanılıyor. Hang up, telefonu kapatmak. Hang on, hold on ile karıştırmayın, Onlar beklemekle. Hang up, telefonu kapatmak. Connection, bağlantı. Connect, bağlanmak. Connect, gördüğünüz gibi fiil hali, verb hali. Connection, bağlantı, isim hali, noun hali. Available. Bu da ünitenin temel kelimelerinden biri olmak, mevcut olmak. Telefon konuşmalarında görmüşsünüzdür hemen telefon konuşmasının başında is Mehmet available. Mehmet evde mi? Mevcut mu? müsait mi anlamında kullanılıyor. One moment, bir dakika. One moment please, bir dakika lütfen. Seni bağlayacağım. Bir dakika lütfen. Mehmet'i getireceğim gibi. Dial numarayı tuşlamak. Bilmemiz gerekiyor. Put someone through. Birisini telefona bağlamak. Bu önemli gördüğüm bir kelimedir arkadaşlar. Genel olarak gözlemlerimiz böyle kaynak kitaplarda çıkan soru tiplerine baktığımız zaman konuşmanın diyaloğun içinde bir sekreter olduğu zaman karşımıza çıkıyor bu kelime. Şöyle çıkıyor örneğin sekreter telefonu açıyor. Hello örnek veriyorum işte Jason ya da Acer Company. How may I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? O da diyor ki arayan kişi hello Uh, can you put me through to your boss? Yani beni patronuna uh, bağlar mısın lütfen gibi bir ibare kullanıyor. Genelde diyalogda sekreter olduğu zaman kullanılan bir yapı. Warn uyarmak karşımıza çıkıyor. Experience tecrübe çok önemli bir kelimedir. Experience. Refugee mülteci. Awareness farkında olmak, bilincinde olmak. Confirm doğrulamak zaten 5. ünitede de çıkacak şifrenizi doğrulayın gibi Pick up Telefonu açmak Birini bir yerden almak da olabilir Can you pick me up beni alır mısın işte from work işten gibi Ama bu ünitede telefonu açmak anlamında Engage Hat meşgul In use Kullanımda o da vardı hatırlarsanız Rank sıra sıralamak Enough Öğretmenleriniz de derste İngilizce konuşurken that's enough. Bu kadar yeter gibi kalıplar kullanıyordur. Fark etmesinizdir. Reach, ulaşmak. Contact, keep in touch. Keep in touch ünitenin temel kelimelerinden biridir. Onun eş anlamlısı contact. How can I contact to Mr. Smith? Yani Mr. Smith ile nasıl iletişim kurabilirim? Gibi yapılarda. Ring, telefonun çalması. Appointment, randevu. In use, Engage az önce belirttik, kullanımda meşgul, telefonla ilgili konuşuluyor, kullanılıyor. Landline ev telefonu teo zamanda çok popülerdi, LGS döneminde de bazı kaynaklarda karşımıza çıktı. Landline ev telefonu bilmeniz gerekiyor, cellphone cep telefonu, generation nesil bilmeniz gerekiyor. Perhaps, maybe belki zaten birinci ünitede bir invitation'a cevap olarak bir refuse geldiği zaman I am sorry, I can't, maybe later, belki daha sonra gibi cevaplar veriliyor. Oradan biliyorsunuz. Perhaps'i de bilmemiz gerekiyor. Percent, yüzde, çok çıkmıştır. Gençlerin sosyal medya kullanım oranları. Böyle tablolar veriliyor size, yüzdeler. Konu anlatım bölümünde değineceğim. Wrong number, yanlış numara. Şu ana kadar benim üniteyle ilgili önemli gördüğüm kelimeler. Bunlar tam liste için tekrar söylüyorum. Videonun altındaki linkte, ingilizcekampus.com'da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi ünitede önemli gördüğüm, konu anlatım bölümleri var. Bunları mutlak suretle bilmeniz gerekiyor. Bu öğeleri sizlere anlatırken lütfen aşağıdaki sadece cümleleri, kelimeleri değil de başlıklara da bilirseniz iyi olur. Expressions on the phone. Değil mi? Telefonla ilgili ya da telefonda konuşurken kullandığımız ifadeler. Is Jack in there? Değil mi? Is Jack in ya da is Jack, in, Jack there? Mesela Jack orada mı? içeride mi? gibi bir soru da oluyor diyalogda. This is Jack calling. This is Jack speaking. Konuşan Jack. Arayan Jack gibi. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Can I talk to Dave? Dave konuşabilir miyim? Could you put me through to your boss? Dediğim gibi sekretere e, karşı söylenen bir söz. Beni e, patronuna bağlar mısın? Could you hold on a moment please? Bir dakika bekler misin lütfen? I am afraid she is not available at the moment. Değil mi? Ayşe içeride mi? Is Ayşe there? Is she available? I'm afraid she's not available at the moment. Şu an mevcut müsait değil. Can you tell him to call me back? Beni geri aramasını söyler misin? Him erkekler için kullanılıyordu. Yukarıda bir erkekten bahsediliyor. Her bayanlar için de buna dikkat edelim. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Could you hold on a moment please? Bir dakika bekler misin? Lütfen. Bunlar telefon konuşmalarında karşımıza çok çıkan konuşma kalıpları, yapıları. Öyle diyebiliriz. Ways of communication yani iletişimin yolları, iletişim kurmanın farklı yolları, çeşitli yolları da diyebiliriz. Talk to face to face, yüz yüze konuşmak değil mi bu popüler. Text and message çok önemli dedim. Sizlere kelimesini de anlatırken bahsedeceğimi belirtmiştim. Mesaj atmanın, mesaj yazmanın bildiğiniz gibi anlamı SMS'tir. SMS ne demek? Short Message Service. Türkçesi bu. Yani İngilizcesi bu. Short kısa mesaj servisi. Ama bunun özelliği kaynaklarda gören arkadaşlarımız belki vardır. SMS'in özelliği faster, daha hızlıdır. Cheaper, daha ucuzdur ve easier, daha kolaydır. Yani bu kelimeleri gördüğünüz zaman ve konu ways of communication iletişim türleri ise iletişimin yolları ise tekstle mesajca yönelmenizi öneririm. Senden e-mail, e-mail göndermek, smoke signals, telegraph, Message board, bunlar dedik old way, eski yollarım, Değil mi? Telegraf var, mesajcı kuşlar var. Write a letter, mektup yazmak. Use social networks, gençlerin çoğunun kullandığı sosyal medya sitelerini kullanmak. Television, video chats, video chatlerimiz var Skype gibi. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Ders kitabında yer alan bir bölüm. Purposes to phone a call center. Bir call center'ı değil mi? Arama merkezini, bir müşteri hizmetlerini aramanın purpose, amaçları, target, eğim gibi kelimeler de vardı. Making a complaint, bir şikayette bulunmak. Return, change a product, bir ürünü iade etmek, geri vermek. Learning about bills, faturaları öğrenmek. Bill kelimesini bilmeniz lazım. Booking a flight, bir uçak bileti almak, rezervasyon yapmak, booking. Book'un burada fiil anlamı var. Kitap anlamı yok. Report a problem about delivery, teslimatla ilgili bir sorunu bildirmek. Learning about something more, bir şey hakkında daha fazla bilgi öğrenmek. Buying something, bir şey satın almak asking for a service servis yardımı istemek bu şekilde bir müşteri hizmetini aramanın amaçları da kategorileri bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Details of a flight ticket ders kitabının bir sonraki videomuzda ders kitabının ıı, analizini yapacağız sizlerle. Orada da önemli bir şekilde ıı, flight ticket ile ilgili bölümün üstünde duracağım. Şu an burada önemli bilmemiz gereken yapıları söyleyeceğim. Flight ticket'tan açıkçası soru bekliyorum. Bilmemiz gereken bir bölüm müşteri hizmetlerini arayıp uçak bileti ayırma ile ilgili bir diyalog karşınıza gelebilir ve bu diyalogdan da soru gelebilir. Bu soruyu da yapmanız için diyalog çok iyi bir şekilde anlamanız lazım. Bol bol diyalogla ilgili yapılar görüp soru çözmeniz gerekiyor. Şu an yapılar görüyoruz sizlerle. The flight leaves from Istanbul to Ankara. Değil mi? The flight leaves. Uçak kalkıyor ayrılıyor. From, denden, nereden? İstanbul'dan to, nereye? Ankara. Uçak İstanbul'dan Ankara'ya hareket ediyor. Ayrılıyor gibi. Single ticket ticket dediğimiz tek yön bileti. Return ticket da gidiş dönüş bileti. Ve son olarak how much does it cost? Cost'u biliyorsunuz. Fee, ücret, price, fiyat ve bunun yanına eklemiştim. Cost diye, maliyet diye. Burada karşımıza çıkıyor. Ücret parayla ilgili bir konu olduğu zaman ücreti ne kadar, ne kadara mal oluyor gibi anlamı vardır. Bilmemiz gerekiyor. Asking for a repetition. Tekrar sorma. Tekrarını duymak istemedim. Mesela can you repeat that please? Lütfen tekrarlar mısın? Excuse me. Affedersiniz. What? Ne? Biraz rude. Kaba. I beg your pardon. Çok affedersiniz. Can you say it slower please? Biraz daha yavaş söyler misin lütfen? Say it again please. Tekrar söyler misin lütfen? Hocam diyeceksiniz. Biz bunları zaten biliyoruz. Ne önemi var? Şu önemi var. Sizlere tekrar belirttiğim gibi 4 kişinin olduğu bir diyalogda Ahmet ve Mehmet arasında konuşurken tam o bölümdeyken Ahmet Mehmet'in dediğini anlamıyor. Ve burada Ahmet bir repetition cümlesi kuruyor. Mesela ne diyor en alttaki? Say it again please. Can you repeat that please? Yani anlamadım, tekrarlar mısın diyor. Sonra arkadaşı da tekrarlıyor. Size aşağıda Ahmet'in repetition yaptığı cümle aşağıdakilerden hangisidir? Der. Ahmet de konuşmada 5-6 kez konuşmuştur. Onun konuşmalarından 4 tanesini verir. Burada onun repetition kelimesinin tekrar olduğunu bilip bu yapıları biliyorsanız hemen şıklardan bulup işaretlersiniz. Ve son bölüme geliyorum. Word about graphics. Demek grafikler hakkındaki kelimeler. Hepiniz çok karşınıza çıkmıştır, fark etmişsinizdir. Karşınıza inanılmaz derecede grafikler çıkıyor ve bu grafikleri yorumlamanızı istiyor. Gençlerin sosyal medyayı kullanma oranı. İşte mail Facebook, Instagram, Twitter bunları kullanma oranları veriliyor ve bunları yorumlamanız istiyor. Bunları da yorumlayabilmeniz için bu temel kelimeleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Birinci kelimemiz percent ya zaten yüzde demek. 60% of the students öğrencilerin yüzde 60'ı. All of the students öğrencilerin yüzde yüzü. Half of the students yüzde 50'si görüyorsunuz. More than 30% of the students öğrencilerin yüzde 30'u. Less than 10% of the students öğrencilerin %10'dan azı. Most of the students öğrencilerin çoğu ve about bu dört kelimeyi lütfen çok iyi bilin. About, nearly, approximately, almost. Hepsi de yaklaşık olarak demektir. Bu ıı, kelimeler rakamların başına geldiği zaman rakamı yumuşatıyor. Yani kesinlik ibaresini kaldırıyor. Bakın ilk dördünde öğrencilerin hatta ilk beşinde yüzde altmışı, yüzde yüzü, yüzde ellisi, yüzde yüzde onu çok net ibareler. Aşağıda size öğrencilerin tamamı değil de yüzde 99 derse yanlış oluyor cevap. Ama burada aboutlu bir bölümde bakın en altta. almost 48% of the students öğrencilerin yüzde 48'i yaklaşık ibaresi de var. Size aşağıda nearly 50% of the students yaklaşık olarak öğrencilerin %50'si derse yine doğru kabul etmek zorundasınız. Çünkü yaklaşık %48 demek yaklaşık %50'yi tekabül edebiliyor. Ama aşağıda net bir ibareyle 50% of the students öğrencilerin %50'si derse o ibare yanlış olacaktır. Ve hemen yanlışı soruyorsa işaretlemeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum en alttaki about, nearly, approximately ve almost önüne geldiği rakamı yumuşatıyor. Ve olasılığını arttırıyor. Siz de ona yakın bir ke rakam varsa şıklarda ve yaklaşık diyorsa buradaki kelimelerden birisiyle doğru kabul edebilirsiniz. Ama kesin bir ibare varsa burada yaklaşık %48 diyor. Şıklarda da %49 ile girmiş dedik. Mesela yanlış oluyor. Tam rakamı vermiyor size. Çünkü o da bilmiyormuş. Öyle düşünün. Yaklaşık ibaresi kullanmış. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü ünite kelimeleri ve konu anlatım bölümümüz bu kadar. Dördüncü üniteyi birlikte analiz ettik. Analizimizi tam verimli olması için ders kitabımız Swing'i de güzel bir şekilde çıkması muhtemel püf noktalarını inceleyip sizlere videosunu atacağım. Sizlerle paylaşacağım. Hala kanalımıza abone olmayıp videolarımızı beğenmeyen varsa lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olsun. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar.